Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Uzun zamandır vlog çekemiyordum. Videolarda biraz yavaş geliyordu. Bunun için dedim ki hani artık bir vlog çekme zamanı. Sizlerle birlikte arkadaşlar güzel bir güne daha merhaba diyeceğiz. Sizleri yanımda götüreceğim. Şu anda arkadaşlar PG3 incelemesi için sahaya gidiyoruz. Güzelce de giyindim. İçimde de sürpriz bir olay var. Bir forma var. Paul George'un Amerika forması var. Hazır dedim PG3'ü çekiyorken bunu da giyeyim. Unutmuştum arkadaşlar bu formaya sahip olduğumu. Sonradan işte keşfedince dedim hani PG3'e kalsın dedim bari. Giyindik bu şekilde. İlk önce inceleme videosu için hani belli başlı sahneler çekeceğiz. İşte kayma testi olsun, zıplama, görüntü gibi. Uzun zamandır da içinde oynadığım bir ayakkabı. Arkadaşlar yine bir ayakkabı almaya gideceğiz. Vlogların vazgeçilmezi oldu artık bu. Westbrook Why Not Zero 2 gelmiş. Umarım güzel rengi gelmiştir. Siyah rengini almak istemiyorum ama sanki siyah rengi gelmiş gibi duymuştum. Bakalım farklı renkleri de vardır. Yoksa artık başka bir ayakkabı belki alabiliriz. Spor yapacağız, yemek yiyeceğiz, güzel vakit geçirmeye çalışacağız. Her zamanki gibi arkadaşlar sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve hadi devam edelim. Evet. PG3 BHM'imiz burada. Yanına da koyacağım poşet. Arkadaşlar. Oh yeah. Oh yeah bro. Oh yeah bro. Tamamdır. Bununla birlikte çorap kısmından çoraplarımızı da alacağız. Burası biraz karman çorman olmasına rağmen arkadaşlar ne aradığımı bulabiliyorum. Neyi nerede çıkarttığımı bildiğim için. Evet şunlardan aldık. Bunu da halledeceğiz. Evet koleksiyon gitgide biraz daha büyümeye başlıyor. Tabi bu da sevindirici. Enerji içeceği değil de Powerade'imizi alalım arkadaşlar. Sahada çok yoruluyorum niyeyse. Bu tarz böyle desteklerde hoş oluyor. Evet. Sahaya geldik. Çok kalabalık değil. Çok yorgunum ya. Fazla yorgunum. Hareket edecek gücüm kalmamış. Arkadaşlar, iş göründüğü kadar kolay değil kesinlikle. Yorgunluk, yoğunluk ama yine de sizi ihmal etmiyorum. Okay. Çekiyor musun? Aa. Evet, bugünü bu kadar yeter diyormuşum. Evet millet. Çekimleri bitirdik. Toplandık. Gidiyoruz. Valla çok yorucuydu. İnanın göründüğü kadar kolay olmuyor. Sahayı bir temiz yakalamanız gerekiyor zaten. Hani çok fazla oynayan varsa güzel açılardan çekemiyorsunuz. Çok ses oluyor. İyi görüntü yakalamak çok zorlaşıyor. Şansımıza en azından tek foto boştu. İnşallah güzel olmuştur. Yakında incelemeyi bekleyin arkadaşlar. Muhtemelen bu videoyu yayınladıktan 3-4 gün sonra da PG3 incelemesini yayınlamış olacağım. Şimdi bir yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra da bakalım gün neler gösterecek bize. Fena bir hava yok. Biraz soğuk, biraz serin. Ama yaz geliyor. Niye bunları söylüyorum? Hava durumu şu anda Ankara. Geldik oturduk arkadaşlar. Kahvaltı artı öğle yemeği tarzı bir şey yapıyoruz. Hemen şimdi size göstereceğim. Evet, çaylarımızı aldık. Güzel bir kahvaltı tabağı. Ve bang! Menemenimiz ve tostumuz da burada arkadaşlar. Güzel acı biberle. Bu arkadaşlar özellikle Samsun menemeni diye geçiyor. Bu da Ordu tostu. Burası arkadaşlar şöyle göstereyim. Karadenizli güzel bir
kafe tarzı bir yer. Evet. Hadi şimdi bunları gömelim. Eve geldik. Oldukça yoruldum arkadaşlar. Şimdi biraz PlayStation oynamak istiyorum. Buna bayılıyorum. Bu tarz hani halletmem gereken şeyleri hallettikten sonra eve gelip ya NBA izlemeye ya da PlayStation oynamaya bayılıyorum. Bu arada PlayStation'da arkadaşlar 2K19'da indirdim. Yalnız çok böyle sevemedim. Biraz, çok fazla hareket var, hareketleri yapmak zor. Yavaş yavaş çünkü dün yükledim. Yeni yeni öğreniyorum. Arkadaşlar son 3 saattir oynadığımız oyun. Lara Croft, Tomb Raider. Çok bağladı bizi. Evet, PG3 konuşma kısmını da çektik arkadaşlar. PG3'lerimiz de şurada. O videoyu bekleyişte kalın diyorum. Yakında, çok yakında kanalda olacak. Nasıl bir ayakkabı olduğunda detaylı bir şekilde orada öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, spora gitmeden önce biraz açma germe hareketleri yapmak istiyorum. Çünkü son günlerde çok yoruldum. Biraz böyle esnemek istiyorum. Siz de arkadaşlar, özellikle genç arkadaşlarıma söylüyorum. Açma germe yapmayı mutlaka unutmayın. Spor öncesi ve spor sonrası çok önemli oluyor gerçekten. Sakatlık riskinizi azaltıyor ve daha hızlı toparlanmanızı sağlıyor. Tabii gençken, çocukken ben de aman ya işte neymiş kızlara göre falan gibi düşünüyordum ama öyle değil arkadaşlar. Özellikle sakatlandıktan sonra bunu çok iyi anladım. Şimdi arkadaşlar biraz açma germe yapacağım ve foam roller dediğimiz masaj bu köpüğümüz var. Bunu biraz arkadaşlar masaj yapacağım çünkü bacaklarım çok ağrıyor. Asıl şöyle kediler gibi esnek olabilsek arkadaşlar, her sabah uyandığı zaman veya günde 5 defa uyuyup uyandığı zaman sürekli kendini esnetiyor. Esnemek çok önemli. Esne kızım, esne bebeşim, esne güzelim. Fazla fırlattık. Esne bebeşim. Hayvan zararlar. Of, bu ne? Tottenham bu. Bu, bu, bu. Kelmacan. Çok atletik, çok. Bakmayın böyle yüzdüğüne. Zaman alıyor. Bence hemen şu an koltuğunuzdan kalkın ve siz de bir şeyler yapmaya başlayın. Benim de lise ve üniversite yıllarım çok oyun oynayarak geçti. Ama bugün arkadaşlar bizi bitirdi. Bu Tomb Raider oynadık. Eşim sağ olsun. Ben o kadar oynamak istemiyordum ama. Bir AVM'ye gidip ayakkabı falan da bakacaktık ama ondan da vazgeçtik arkadaşlar. Hani bugün, yani bu vlog en azından böyle alışveriş olmadan sadece spor ve benim bir günüm konulu olmuş olsun. Ve bu şekilde de hani her vlogta bir ayakkabı alıyorum olayını da bitirmiş olalım. Bazılarınız da çok fazla böyle bir şeyler almaya itiyormuş gibi hissediyorum arkadaşlar. Bence aslında bu şekilde olsa da sizi spora ilettiğimi düşünüyorum. En azından ben böyle hissediyorum. Ben böyleyim. Spor malzemeleri, kıyafetleri oluyor. Ve bu şekilde arkadaşlar daha çok spor yaptığımı hissediyorum. Hani diğer pompalanan reklamlardan çok işte oyunlar, yemekler, şunlar bunlardan çok arkadaşlar sporu motive ettiğimi düşünüyorum. Ve bu sayede daha iyi bir hedefe doğru gittiğimizi düşünüyorum. En azından bu şekilde hissediyorum arkadaşlar. Hani bazen böyle yorumlar falan geliyor. Yapma işte, çok fazla alışverişe itiyorsun insanları, yanlış yapıyorsun falan. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Diğer bütün kanallara baktığım zaman arkadaşlar daha saçma sapan şeyleri özendiriyorlar. Veya canınızı farklı şeyleri çektirmeye çalışıyorlar. Ben arkadaşlar spor yapın. İşte sporda mutluluk var.
spor kıyafeti alın, daha çok yapın şeklinde olduğumu düşünüyorum. Neyse, çok da fazla uzatmadan arkadaşlar. Bugün PG 1'leri giyesim var. PG 3 incelemesini yaptıktan sonra bir onları tekrar özledim. Onları giyeceğim. Spora gidiyorum. Biraz rahatlama hareketlerimizi de yaptık. Vücudumuzu biraz esnettik. Hadi şimdi spor salonuna gidelim. Birkaç şut atalım. Ufak bir antrenman yapalım. Bugün bir önceki günden daha iyi olalım diyorum. Hadi spor salonuna. Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And forget it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you a thing that happens in there. Damn man, I'm all that, yeah, I'm all that. Working for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. And I've always been a tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Yeah. Want me on your song, throw a couple stats, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing. Yup. That's why we ain't on the same page. No. Do my own thing, and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. En güzel manzara, ha? I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yup. Çıktık. Çok yorulduk. Harika oldu. Uzunca basket oynadım arkadaşlar. Ufak da sonra antrenman ekledim. Spor yapmak mükemmel bir şey arkadaşlar. Gerçekten bayılıyorum yani. İşim gücüm olmasın. Sadece spor yapayım. Böyle kendimi parçalayayım, yorayım ve bitmiş biri gibi bir yatağa uzanayım istiyorum arkadaşlar. Tabii ki bunu zamanında yaptım ve sakatlandım. Aman dikkat edin diyorum arkadaşlar. Isınmanızı, soğumanızı, esnemenizi ve yemek yemenizi, beslenmenizi iyi ayarlayın. Sonra benim gibi pişman olmayın. Şu an mesela her şeyimi verip spor yapmak istiyorum ama belli sakatlıklar bana engel oluyor. İstediğim
performansı göstermekten alıkoyuyor diyebilirim. Siz de dikkat edin, bilinçli yapın. Ama arkadaşlar ne yapıyorsanız yapın, güzel spor yapın. Bu ayakkabılar, kıyafetler, şortlar, şunlar bunlar biliyorsunuz önemli değil. Önemli olan onları giyen insanın performansı. Ben de bunları alarak tabii ki gaza geliyorum. Bunların sayesinde motive oluyorum. Siz de arkadaşlar elinizde olan 3-5 parça bir şeyle sağlam spor yapın. Önemli olan spor yapmak. İnşallah hepinizin bir gün rahat bir şekilde alışveriş yapabileceği, rahat bir şekilde ayakkabı alabileceği günler gelecek. Çünkü ben de zamanında öğrenciyken belli birkaç parçayla idare ediyordum. Bunlar hep zaman, hep imkan meselesi. Bunlara fazla takılmayın. Adam akıllı spor yapın. Güzel kendinizi verin. Hayata bir defa geliyorsunuz arkadaşlar. Bütün eforunuzu vermeden bırakmayın işin peşini. Güzel okul takımlarında, kulüplerde hep full performans göstermeye çalışın. Elinizden ne geliyorsa fazlasını yapmaya çalışın. Çok fazla antrenman ve çok fazla pratik yapmayı unutmayın. Güzel bir motivasyon konuşması oldu. Muzlar da çok güzel değilmiş. Şu kız daha iyi yapıyor. Bir tane muz alalım millet. Protein alalım. Çok fazla içmiyorum ama bu şekilde yetersiz beslendiğim zamanlar arkadaşlar. Böyle ufak bir şey atıyorum. Yer fıstığı ve muz aramalı. Elimde de muz var. Çok mu muzumuz olur acaba? Hadi bakalım deneyelim böyle. Eve geldik, duşumuzu aldık. Tertemiz olduk. Ve vlogu da kapatma zamanı geldi. Umarım beğenmişsinizdir. Şu zamana kadar izliyorsanız adamsınız diyorum. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ayrıca arkadaşlar yorumlarda sorular sorun bana. Bir sonraki vlogda da cevaplamaya çalışacağım o sorularınızı. Bu tarz vloglar beğeniyor musunuz? Hoşunuza gidiyor mu? Aşağıda belirtirseniz çok sevinirim. Ve görmek istediğiniz tarzda vloglardan da bahsedebilirsiniz. Hani vloglarda ne tarz şeyler görmek istersiniz? Neler yapayım? Var mı ekstra istekleriniz? Bunları da belirtirseniz arkadaşlar yapabildiklerimi yapmaya, cevaplayabildiğim soruları da cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki seferlerde bana da yardımcı olursunuz. Ben de sizin istediğiniz şeyleri yapmaya çalışırım. O zaman bir sonraki defada görüşmek üzere arkadaşlar. Ben şu yemeğimi yiyeyim. Yanımda limonlu sodamla. Siz de hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ayakkabı Dayısı bugünlük out.